Geçtiğimiz Ağustos ayında Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu ve Yürütme Kurulu istifa etmişti. İstifanın ardından Kent Konseyi Başkanlık seçimi için 20 Kasım tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması için karar alındı. Yarın yapılacak olan Kent Konseyi Başkanlık ve Yürütme Kurulu seçimleri için 3 aday yarışacak. Geçtiğimiz Ağustos ayında Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Evren Kızoğlu ve Yürütme Kurulu istifa etmişti. Kent Konseyi 20 Kasım Pazar günü Çanakkale Belediyesi Kent Konseyi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu yapılması kararı aldı. Olağanüstü Genel Kurul yarın belediye çalışanları sosyal tesislerindeki Ercan Atsız salonunda yapılacak. Saat 11'de başlayacak seçimlerde Resul Karakurt, Avukat Ali Aydın Çalıdağ ve Fadıl Kurt başkanlık için yarışacak. Seçimler için 471 adet davet yazısı çıkarıldı. Genel kurulda oy kullanmak için 221 temsilci bildirimde bulundu. Genel kuruldaki birinci oylamada meclis üye tam sayısının 1/3 çoğunluğun oyunu alan seçimi kazanacak. Aksi durumda ikinci oylama yapılacak. İkinci oylamada ise meclis üye sayısının alt çoğunluğu olan 111 oy alan başkan seçilecek. Bu çoğunluğu alan aday olmazsa üçüncü oylama yapılacak. Bu oylamada en çok oy alan aday başkan seçilecek. Kent Konseyi Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı olan Resul Karakurt, Avukat Ali Aydın Çalıdağ ve Fadıl Kurt, Ton TV'ye neden aday olduklarını açıkladılar. 94'ten beri ben Çanakkale'de hizmet vermekteyim. İl Müdürlüğü, Genel Müdür Danışmanlığı, Öğretmenlik, Çiftçi Sivil Toplum Kuruluşlarının her kademesinde görev aldım. Dolayısıyla biriken bir tecrübe var. Ve bu tecrübenin de Çanakkale'ye hizmet etmek için kullanılma gayreti var. Biz bu gayret içerisinde olduğumuzdan dolayı böyle bir adaylık başvurusuna bulunduk. Benim adaylık sebebim dedeme, babama ve Çanakkale'ye olan borcumu ödemek, ödemeye çalışmak daha doğrusu. Şu ana kadar yaşanan son birkaç yıllık dönemde oluşan borçluğu bir şekilde tamamlayıp tekrar eski enerjik günlerine Kent Konseyi'ni döndürebilmek. Bu amaçla aday oldum. Son dönemlerde Kent Konseyi seçimleri maalesef siyasi mücadeleye ve bir rekabete sahne oluyor. Ben de bu yapının içerisinde olan bir insan olarak bu siyasi yapılaşmanın Kent Konseyi'ne zarar verdiğini düşünenlerden biriyim. O yüzden de başkanlığa aday oldum.